Yepyeni telefonumu çok seviyorum. Oh hayır. Çalışanların dikkatine. Kılıf şirketimiz için işler zorlaşıyor. Hemen yeni telefon kılıfları üretmemiz lazım. Bu yüzden bugün size bunları topladım. Hızlı çocuk. Rap tutkunu. Hadi ama fikirlerinizi birleştirin. Yeni fikri olan var mı? Vay canına, şaka mı yapıyorsun? İşte yeni bileklik kılıfıma bak. Spor için harika. Telefon kılıfına iki sert bileklik yapıştıralım. Ve kılıfı bileğimize takalım. Bakalım işe yarıyor mu? Kılıfı kolumuza yerleştirelim ve istediğimiz kadar hızlı koşabiliriz. Hiç fena değil. Aferin sana hızlı. Sen buna modern bir fikir mi diyorsun? Bunun modası çoktan geçti. İşte rap tutkunundan yeni havalı bir fikir. Bu her duyguya uygun bir kılıf. Sarı köpük kağıttan daireler keselim. Köpük kağıdı 3 boyutlu hale getirmek için ütünün üstünde ısıtalım. Kabarık daireleri bir telefon kılıfına yerleştirelim. Kalemle üstlerine emojiler çizerek süsleyelim. Bu emoji kılıfa herkes bayılacak. Bu kılıfta öfkeden sevgiye tüm duygular var. Teşekkürler rap tutkunu. Bu çok farklı olmuş. Ama dünya dışı bir şeye ihtiyacımız var. Bir yaratıcılık patlamasına. Sıradan malzemelerden farklı bir şey yapmalıyız. Beyinlerinizi çalıştırın arkadaşlar. Olamaz. Bu da ne? Kılıfın üstünde bir sim birikintisi var. Boş bir diş macunu tüpünü keselim. İçindeki macunu temizleyelim. Yapıştırıcı ile simi karıştıralım. Ve tüpe dökelim. Kesiyi parşömen kağıdıyla kaplayalım ve saç düzleştirici ile mühürleyelim. Parlak yapıştırıcıyı kılıfa dökelim ve fırçayla yayalım. Vay canına, bakın bu güzel kız ofisimizde ne yapıyor? Tatlım, bana uygun bir telefon kılıfı var mı? Söz vermiştin. Ah, ne kadar harika parlak bir kılıf. Benim için çok uygun. Teşekkürler canım. Vay canına, bu kızın her şeyi çok parlak. Harika iş çıkardık arkadaşlar. Tüm kılıflarımız çok farklı. Ama önemli bir müşteri türünü unuttuk. Şeker severler. Onlara özel bir kılıf üretmemiz lazım. Hadi yaratıcı olalım. İşe yaradı. Bu çok tatlı bir M&M kılıfı. Boş bir M&M paketini telefon kılıfına uygun şekilde keselim. Ve yapıştıralım. Yumuşak kilden küçük küreler yapalım. Aynı M&M gibi olmalılar. Kilden şekerleri kılıfa yapıştıralım. Her şekere M harfi çizelim. Paketi kılıfın kenarlarına yapıştıralım. Harika! Böyle tatlı bir telefondan tüm sevdiklerimi arayabilirim. Bir ilham kaynağına ihtiyacım var. En sevdiğim spor ayakkabılarla kulaklığımı birleştirebilirim. Bana bir işaret verin. Eski Barbie ayakkabılarını akrilikle boyayalım. Detayları belirginleştirelim. Şeffaf oje ile kaplayalım. Ayakkabılara kablosuz kulaklık yerleştirelim. Ah, bu da ne? Bir spor ayakkabı mı? Nereden çıktı? Bu da ne? Başka bir ayakkabı. Çıktığınız yere geri gidin. Vay canına, işte işaretim.
Bunu nasıl daha önce düşünemedim? Kulaklık için ayakkabılar. Çok zekice. Sinem her yerde sanatsal şeyler görüyor. Tamamen sıradan durumlarda bile. Ah, olamaz. Bu gerçek bir duvar resmi. Kıpırdama, çok hızlı olacağım. Bir resim çıktısını plastikle kaplayalım. Çizimi siyah ince uçlu kalemle plastiğe çıkaralım. Plastiği kablosuz bir kulak kılıfına koyalım ve çizimi aktaralım. Kurumasını bekleyelim. Sinem neyin peşinde? Arkadaşlar bakın, bu duvar resminden esinlendim ve bunu bir kulaklık kılıfına çizdim. Umarım her zaman etrafım sanat eserleriyle çevrili olur. Harika fikir Sinem. Ara vermeye ihtiyacımız var. Bakın, bir komik kedi videosu ve bir çift buz. Harika bir ikili. Ama telefon da biraz yatıp dinlenmek istiyor. Çok rahatsız. Ne yapabiliriz? Bir parça polimer kili yoğuralım. Telden böyle bir şekil yapalım. Kille kaplayalım. Muz kabuğu yapalım. Paketteki talimatlara uygun şekilde pişirelim. Kabuğu akrilik boya ile kaplayalım. Detaylar ekleyelim. Aa, bu muz kabuğunu bana kim attı? Bunun yeniden olmasına engel olmak için bu muz tutucuyu telefonun için kullanabilirsin. Oh, sonunda. Huzurla kedi videosu izleyebilirim. Serkan'ın odaklanması gerekiyor. Hey kızlar, sessiz olur musunuz? Neden çocuk gibi davranıyorsunuz? Tamam, onların dikkatini bir hileyle dağıtacağım. Hanımefendi, gerçek bir hologram görmek ister misiniz? Kağıda bir piramit şablonu çizelim. Plastikten böyle 4 parça keselim. Bunları birbirine bantlayalım. Piramit yapalım ve telefon ekranına koyalım. Işığı kapatalım ve bu özel uygulamayı açalım. İnanamıyorum. Bu resimler çok gerçekçi. Vay canına. Harika. Kızların dikkatini dağıttım. Şimdi de USB limon lambamı açacağım. Mahvolmuş bir USB kablosunu keselim. Telin uçlarını çıkaralım. Küçük bir LED ışık yerleştirelim. Telin ucunu elektrik bandıyla kaplayalım. Dikkatlice bir misket limonunun ortasını kesip çıkaralım. Ve ışığı buna yerleştirelim. Kordonu bilgisayarımıza takalım. Bu limon lamba her karanlıkta odayı aydınlatacak. Teşekkürler. Sinem bir şeyleri temiz tutma konusunda takıntılı. Dezenfektanlar onun en yakın arkadaşı. Keşke telefon ekranını da bir şekilde temizleyebilse. Çünkü ekran bakterilerle kaplı. Kendine işkence yapmayı bırak. Telefonun için bu özel temizlik malzemesini kullanabilirsin. Su ve 10 damla elma sirkesini boş bir sprey şişesinde karıştıralım. Daha güzel kokmasını sağlamak için birkaç damla vanilya aroması ekleyelim. Şişeye bir etiket yerleştirelim. Bu şekilde güvenli elektronik cihazlarımızı temizleyebiliriz. Artık Sinem rahatlayabilir. Hiçbir yerde bakteri yok. Yardım için teşekkürler. Gitmem lazım ama taşınabilir şarj aletim görüntüme uygun değil.
Belki bunun için şirin bir kıyafet yapabilirim. Burada bir yerde iyi bir malzemem olacaktı. İşte burada. Harika. Yapay deriden taşınabilir şarj aletine uygun parçalar keselim. Kılıfı bir kurdeleyle silikonlayıp birleştirelim. Sivri uçlu bir bıçakla delikler açalım. Mıknatıslı bir klipsi birleştirelim ve kılıfa takalım. İşte oldu. Artık taşınabilir şarj aletim de güzelce giyindi. Tüm aletlerim benim kadar şık. Olamaz. Geç kalıyorum. Telefon ve diğer aletler için verdiğimiz fikirleri sevdiniz mi? Öyleyse siz de hangisini deneyeceksiniz yorumlara yazın. Limon lamba, bileklikli telefon kılıfı ya da muz telefon tutucu. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki aletleriniz için yeni yararlı pratik bilgileri kaçırmazsınız.